E, bu e, yönde yapılan açıklamaların zamanlamasını da sordum. E, nedir bu? Üç ülke doğal gaz çıkma ihtimaline karşı bir de gelir paylaşımının konusunda anlaşma e, imzaladı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu yaşananları? Yani şöyle söyleyeyim ben tabii bu e, yeni bir şey değil. 2017'de de e, arama yapmaya kalktılar. E, Türkiye sanırım 3 nolu parselde arama yapacaklardı. Türkiye Mani oldu. Arkasından eniş en iyi en şirketini e, arama yapmaya kalktı. Bizim gemilerimiz gitti. Bu devam ediyor hala. E, yani Katar niye bu işin içerisinde diye baktığımızda Katar e, Amerika'ya çok yakın bir e, ülke. Yani bizim e, ortağımız, mı ortağımız, ortak falan diyoruz ama sonuçta e, Amerika'ya çok yakın bir ülke. E, hala içerisinde e, yani Amerikan askerleri de var, e, Amerikan uçakları da var. Ve e, onlarla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla eksomobil ile birlikte e, bu bölgede arama yapmaları, yani e, bu konuda bir şey imzalamaları, e, protokol imzalamaları, kribus, yönetimiyle bir anlaşma imzalamaları. Şunu baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani e, ikisinde de Amerika ve Katar olduğu için Türkiye buna bunlara <laughs> karşı çıkmaz. Bunları şey gösterir, e, ne, ne diyelim e, uygun görür gibi bir e, havayla. Böyle bir şey yap, yapılmış olabilir. Bir. İkincisi de çünkü bir tarafta Amerika var. Bir tarafta Katar var. Katarlı ilişkimiz belli. Amerikalı ilişkimiz belli. Dolayısıyla e, amaç bu olabilir. Bir de son dönemde e, tabii e, özellikle Kıbrıs'ta e, bu tip olaylar çıkartılıyor ki e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri, e, yani Türkiye saldırgan olsun, saldırgan gözüksün. Çünkü sonuçta 5 nolu parsele bunlar geldiği zaman Türkiye oraya gemilerini gönderecek. Ya da o onlar da oraya gelmeden e, naftes ilan edecek ve e, gereken tedbirleri alacak. Dolayısıyla e, Katar'la ve şeyle, e, işte Exxon Mobil'le Amerika'yla karşı karşıya gelecek. Yani e, amaç bu e, diye değerlendiriyorum tamamen. Ama e, yani bir daha bakmamız lazım şeylere e, haritaya. E, bizim kuta sandığımız 4, 5, 6, 7 ve 1. Oralardan, e, oralarda ve e, o bunların yarısı kadar yani o gidiyor. O, o geri kalan taralı yer de e, Rumlara ait değil, yani Mısırındır. E, tabii Mısırın haklarını biz koruyacak halimiz yok. Mısır kendi hakkını kendisi korur. Yani kim kullanacak? Sudan yani Mısır e, Rum yönetimiyle e, Yunan Kıbrıs Rum yönetimiyle gerekli çalışmayı yapar e, istiyorsa, e, O bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren bizim kıta sahanlığımızın bittiği yerler, bittiği yerden itibaren e, yani bizim haklarımıza tecavüz edildiği e, edilmesi söz konusudur. Bunun önlenmesi gerekiyor. Bunun önlenmesi de sorun çıkartır mı? Hani şöyle diyorlar. E, işte Türkiye e, Katar'dan para alıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sıvap anlaşması var. E, aramız iyi vesaire falan. E, bütün bunlar tamam. Bütün bunlar güzel. E, zor zamanda Katar'ın arkasında durdu. Evet, bunlar da güzel. Ama sonuçta bu devletlerin karşılıklı da şeyleri bunlar. Ee, ilgi alanları, ihtiyaçları ya da e, çıkarları e, ister istemez e, çıkarlar, e, devletleri karşı karşıya getiriyor. Önemli olan şu, Katar'ın e, Türkiye öyle bir şey yapmalı ki, Katar'ın böyle bir şey yap, yaptığı zaman... E, ...ben e, Türkiye birim canımı acıtır diye düşünmesi lazım. Canıma, canını acıtmak sadece askerle falan olacak bir şey değil. Yani... Onun e, ekonomisiyle, diğer konularla ilgili, sosyal düzenle ilgili, canını acıtmak, istihbaratla ilgili ya da işte ne bileyim e, İran'la ilişkiyle ilgili, e, başka, başka ülkelerle, köprüz ülkelerle ilişkileri geliştirme ile ilgili. Yani e, Türkiye'nin yerinde bu tip şeyler olması lazım. Yani diplomasi bunu gerektiriyor. E, eğer öyle bir şey olsa o zaman Katar, Eksomobil değil, başka bir şey gelse gene e, böyle bir şey yapamaz. Eksomobil de aynı. E, ee, konusu da aynı. Sanırım e, biz Eksomobil mobille acaba şey yapıyor muyuz bilmiyorum. Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılması konusunda onlarla bir anlaşmamız var mı yok mu bilmiyorum. Kimle anlaşma yaptık? Ee, yani büyük ihtimalle bunlar da olabilir içinde. Yani bu tip ilişkilerden bu tip ilişkilerden e, fayda uman bir şey bu. Hareket tarzı. Onun için e, bu işi yapıyorlar diye değerlendiriyorum. Bir de ben bir ilavede bulunmak istiyorum. Buyurun Sayın Karakoç. Bir de göreceğiz bakalım bizim kıta sahanlığımıza girecekler mi? Yani söyledim ya. Girmeyebilirler. Beş, Beşnoğlu, evet. evet, Beşnoğlu sahanın kuzeyi bizim Şurası olduğu için. Şuradan geçiyor ya. Şuradan geçiyor. Evet, Beşnoğlu sahanın kuzeyi bizim olduğu için, yani Bunu girmezlerse bizim için sorun yok. Tak, tak. Öbürsü zaten Mısırın sahası. Bize ne? Yani onu söylemek istiyorum. Evet. İşte o yüzden sordum aslında yaptı. Sayın Karakoç. onu da konuşalım. Ki, onu da konuşalım. Ee, belki de girmeyecekler bir sene sonra ama evet. neden Katar'la yapılan anlaşmaların hemen akabinde böyle bir açıklama geldi? Ee, bu da bir provokasyon işte provoke etmek amacıyla mı? Ama bunu da sordum Sayın Yakıncı. Siz nasıl yani? biz onu söyledik efendim yani. Evet, evet. Diyoruz ki burada bir burada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin sabrını taşırma konusunda hassasiyeti var. Ona ona hiç şüphemiz yok. Onda şüphemiz yok da bir de Katar acaba Kendisine dert almamak için yaptığı anlaşmada e, Türkiye'nin kıta sağlığına girilmemesi kaydıyla diye yaptıysa onu da görmek lazım. Onu demek istiyorum. Peki, Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yayınca. Öncelikle bu anlaşma yani Exxon'la Katar'ın anlaşması 2018'e dayanıyor. Yani yeni değil. 10. bölgede burada 10. bölge olarak bahsedilen yerde zaten hali hazırda Exxon'la beraber sondaj yapıyorlar. Yani Katar 10. bölgede de alanlar. Tabii yani şu anda yapılan bu anlaşma o anlaşmanın ekstensiyonu genişletilmesinden ibaret. Ama tabii bu genişleme bizim açımızdan işte e, söylendiği gibi Sayın Karakuş'un Mesut Bey'in söylediği gibi e, bizim açımızdan milli egemenlik ihlali anlamına geliyor. Ama şunu atlamayalım yani hali hazırda süren bir faaliyet var ve o faaliyette 2018'den beri 3 yıldır 10. bölgede devam ediyor. Katar bunu niye yapıyor sorusuna yanıt aramak gerekir bence. Şimdi birincisi Katar'la Türkiye arasındaki ilişkiler iyi ilişkiler ama sanıldığı kadar da ya da abartıldığı kadar da çok derin ilişkiler değil. Örnek verelim 400 milyar doları bulan Katar fonları yıllık Katar dış yatırımlarından Türkiye sadece %5 alabiliyor. Yani Türkiye Katar'dan öyle çok yüksek miktarda Yat, yüksek miktarda bir yatırım alıyor ama Katar'ın dış yatırımlarıyla mukayese edildiğinde yüksek yatırımı Türkiye alamıyor. Katar hala yani Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le yaşadığı milli egemenliğini tehdit edecek noktaya varan krizde Türkiye'den görmüş olduğu yardıma rağmen hala Türkiye Katar açısından en ön sırada yatırım yapılan bir ülke olarak görülmüyor. Ha hala yaptıkları yatırımlar var ama mesela geçen sene sadece Siirt bölgesinde bir yatırım yaptılar. 100 milyon 102 milyon dolar civarında bir yatırımdı. Yani öyle çok yüksek yatırımlar şu anda Katar'dan Türkiye'ye gelmiyor. Ayrıca her iki ülkenin birbirindeki yatırımları üç aşağı 5 yukarı aynı. Yani 30 milyar dolar civarında Katar yatırımı Türkiye'de var. 30 milyar dolar yatırım da biz Katar'a yapmışız. Yani bizim de Katar'da yatırımımız onların bize yaptığı kadar var. Peki o zaman yani aslında böyle çok da derin, çok abartılacak bir ilişki yokken ne oluyor da Katar... <laughs> Zamanlama neden böyle? Tabii neden böyle? Şimdi birincisi ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyarette önemli anlaşmalar imzalandı ama bu anlaşmalar öyle çok büyük ekonomik karşılıklar olan anlaşmalar değildi. Zaten bizim hükümetimiz de öyle bir şey söylemedi. Yani birincisi bunu test edeyim İkincisi Türkiye biliyorsunuz şu anda körfezdeki ilişkilerini tamir etmekle meşgul. Yani muhtelif sebeplerle bozulmuş olan ilişkiler var. Bunlar da e, büyük oranda bizim haklı olduğumuz konular var. Ama diğer yandan biliyorsunuz uluslararası ilişkiler haklılıkla haksızlıkla yürümez. Ülkelerin o anki o konjonktürdeki stratejik pozisyonlarıyla ilgilidir. O pozisyonlar itibariyle bizim özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da bozulmuş ilişkilerimiz var. Bunları onarma yönünde adım atıyoruz. Neden? Çünkü bu ülkelerde Amerikan politikasına, Amerikan yayılmacılığına ve İsrail ile olan ilişkilerine yönelik onlar da ajandaların önlerini alıyorlar. Yani biz burada Yeniden kartların açılmasında Türkiye bir rol sahibi olabiliyor. E Katar da burada kendini belki güvence altına almak istiyor. Yani ben Türkiye açısından çok kolay, her zaman masaya oturan, her türlü pazarlığı yapabildiği bir müttefik değilim. Benim de pazarlık masasında bazı elimde kozların olması gerekir diye düşünüyor. Ben bunu buna bağlıyorum. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bizim Katar'ın dış ticaretinde, Katar'ın ithalatında Türkiye'nin payı binde birdir. Yani Katar neredeyse tükettiği bütün malları dışarıdan ithal eden bir ülke. Hiçbir imalat altyapısı olan bir ülke değil. Fakat biz çok düşük pay alıyoruz oradan. Bu ziyaretin zaten maksadı aslında Aselsan'ın da dahil olduğu bazı kuruluşlarla o şeyi arttırmaktı. Yani o payı arttırmaktı. Bu pay arttırıldıkça Katar'la ilişkimiz de düzelir. Şu konuda da yani bizim milli egemenlik alanımız içinde olan bir bölgede Katar'ın başka şirketlerle ülkelerle bir anlaşma yapması konusunda da Katar'ın ben geri adım atacağını tahmin ediyorum. Yani elimizdeki bilgiler bize onu gösteriyor. Çünkü şöyle ki herkes şu anda Körfez'de barış istiyor. Herkes Körfez'de bir dönem o böyle karıştırılmış sular, özellikle Arap Baharları'ndan, Arap Baharı dalgasından sonra dalgalanmış olan suların durulmasını istiyor. Herkesin genel eğilimi bu. Hal böyle olunca Katar'ın da bu gibi konularda çok inatçı olacağını zannetmiyorum ama mutlaka masada bir pazarlık unsuru olarak kalacaktır. Dikkat ederseniz şöyle oldu. E, akabinde bizim Dışişleri Bakanlığımız bu konuya gayet açık bir tepki verdi. Çok net bir tepki verdi. Biz bunu kabul edemeyiz dedi Dışişleri Bakanlığı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı gazetecilere verdiği yanıtta takip ediyoruz dedi. Yani çok sert bir yanıt vermedi. Biz şunu biliyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan bir konuda ee, cevap dozunu yükseltirse çok uzun vadeye kalmaz o iş çözülür. Demek ki burada bir çözüm şeyi ajandası çalışıyor. Ben bir gazeteci olarak yorumluyorum. Yani yorum yapıyorum sadece. Demek ki bir çözüm ajandası çalışıyor ve bu konu çok uzamadan çözülür. Yalnız en son e, yani Sayın Pekin'in söylediğini destekleyerek kapatmak isterim ben. Bizim mutlaka yani Katar olsun başka bir ülke olsun. E, bu işler böyle şey değil. Hani gönül ilişkisi değil. Devletler arasındaki ilişkiler ticarete dayanır. E, karşılıklı işbirliğine dayanır, birbiriniz üzerindeki yaptırım gücüne dayanır. E, burada siyasi yaptırım gücümüzü mutlaka kullanmamız lazım. Adım adım kullanıldığını düşünüyorum. Belki bir süre sonra e, Mesut hocamın söylediği şeyler devreye girecek. Aygıtlar, e, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de devreye girecek belki bu konuda Elbet. daha sert şekilde. Zaten onlar da bunlar devreye, bunlar devreye girecek. E, ama e, bunun yanında da ticaretin geliştirilmesi gerekiyor mutlaka. Orada bizim elimizde çok kuvvetli bir silah var ticarette. İşte SİHA İHA'larımız var. Aselsan var. bir noktayla kapatayım. Hı hı. kat biliyorsunuz Katar'ın elinde Rafael uçakları var. Yani Katar'ın böyle bir avantajı Fransız var. Fransız uçakları. Fransız uçakları. Yani Yunanistan'ın şu an filosuna kattığı evet. ve bizde olmayan uçaklar var. dolayısıyla Katar'la bizim işbirliğimizin bir başka boyutu daha var. hal böyle olunca Katar'la ilişkinin bozulmadan devam etmesi icap eder. Burada yaptıkları hamlenin bir hata olduğunu düşüncesine değilim. Yani devletler böyle böyle hatalar yapmazlar. Pazarlıkta bir peyakçesi, bir koz olarak bunu kullanmak üzere yaptılar. E, Türkiye'yi belki de test ediyorlar. Şimdi burada çok güzel bir tespit bu. Ben katılıyorum efendim görüşünüze. Ancak devlet de karşı tedbirini almak zorunda. Dış bir o bakımdan yaptı. Tabii. Bir, iki komutanların dediği doğru. Türkiye bunu nasıl ki diğer firmalarınki şeyse onu da e, önler. Askeri gücümüz var bunda. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu üstü uhuletle, suhuletle eski lafa göre Çözelim diyor. Sen bunu yapma. Yine komutanların e, ifade ettikleri gibi. Tamam on numarada onlar varlar. Buraya genişletebilirler. Fakat buraya girmeyin diyor. Ama şu da var. Birileri zamanlama olarak Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle, işte Katar'la, belki de işte tekrar bir Suud'da bir takım müzakereler başladı. Bunun bir basamak ötesi ki aklı silim olan o. İsrail'le olan ilişkiler, Suriye'yle olan ilişkilerdeki bu yumuşamayı Sabote etmek isteyen bir kesim de var. Bu da kim? İşte Amerika'daki Rum lobisi, maalesef Ermeni lobisi. Ancak İsrail lobisinin bunu desteklediğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'yi kaybetmenin bedeli çok ağır olur İsrail'e. Neden? Maliyeti çok yüksek olur. Çünkü Türkiye İsrail'i düşman görmüyor ki. Sen niye karşına kalkıp Türkiye'yi... Mesut Hocam... Pazar, Katar'ın bu konuda çok ısrarcı olabileceğini düşünmüyorum. Ben de aynı yani benim işte, kanaatim yani. o yönde. Benim kanaatim Şimdi Katar'da o. Katar'da subayları eğitiyorum ben. Bize ordumuzda e, eğitim veriyoruz Katar ordusuna. Niye siz kalkıp bize karşı yine uluslararası hukukta ve ittifaklarda ahde vefe esastır. Biz size yardım ediyorsak onun mütekabiliğini görmek zorundayız. Söyler misiniz? Sanırım hemen geliyorum da, Sayın Pekin'e. Bunu mutlaka de. kendilerine izah etmişlerdir. Tabii devlette bazı şeyler gizlidir. Hala hazırda her yerde her şey söylenmez ama buradan da sizin demin hocanın söylediği gibi psikolojik kartta böyle Türkiye orayı sattı burayı sattı Türkiye satadı gada değil arkadaşlar ya. Nasıl ki Türkiye her şeyde ittifak ediyorsa burada da savunma sanayinde de iş, iştirak yapabilir. Evet. Oradan sermaye alır, mal satar. Yani biz bilmez mi bu işleri yapmayı? Türkiye biliyor, aklını kullanıyor. Buradan Türk halkının müsteri olması bakımından bu konuştuklarımız fevkalade önemlidir. Ben de CNN'e bu konuda teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ederiz hocam. E, Sayın Pekin buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu ilişkileri Katar konusunu konuşurken e, Katar gazı ve Katar doğal gazı ve e, Doğu Akdeniz, Akdeniz'den çıkacak doğal gazı Avrupa'ya ulaşılması konusuyla ilgili bir projenin yürümekte olduğunu da bir yerimize not etmemiz lazım. Tek başına bir şey değil bu olay. Birisi bu. İkincisi Çin'in Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'ın yönetimi yapmış olduğu yatırımlar var. 5G teknolojisi dahil, bakır, bakır e, madenlerin işletilmesi dahil. E, yani önemli yatırımlar var. Burada da e, çok önemli bir şey var. E, mücadele devam ediyor. Amerika ile bir yol bir kuşak projesi Çin arasında. Ee, Rusya da belki ama Rusya çok şey değil, çok etkin değil bu bölgede. Ee, bir de buna bakmamız lazım. Yani bu bunları e, bu, bu konuyu konuşurken e, böyle sadece bir konuyu alıp Türkiye açısından iletmek değil. Türkiye Türkiye'nin diğer konularla da ilişkisi var. Tamam. E, çünkü kendi üzerinden çok sayıda doğal gaz boru hattı geçiyor, Avrupa'ya gidiyor e, bu boru hatları. İşte e, petrol e, şey var, e, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı var. Yani bütün bunlarla birlikte e, bakmak gerekir diye değerlendiriyorum. Büyük bir rekabet var Akdeniz'de. Bu rekabetin içerisinde Çin ve şey var. E, Amerika Birleşik Devletleri var ve şimdilik bu şirketler vasıtasıyla yürütülüyor e, diye söyleyelim. E, böyle olunca Avrupa Birliği de bir tarafta, e, Avrupa Birliği de başka bir tarafta. Yani e, bu konuda e, Katar tek başına değil, Türkiye tek başına değil. Türkiye bu planları yaparken e, biraz evvel söyledim işte bu gelişmeleri de dikkate almak durumunda ve alıyor da zaten yani olaya onun için tek bir yönden bakmamak lazım petrol araması diğer konular falan bunların hepsi deneme belki Çinlerin bu bölgeye gelmesini engellemeye çalışıyorlar öyle söyleyelim Çin'in bölgeye gelmesini engellemeye çalışıyorlar şey vasıtasıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimi vasıtasıyla oradan Avrupa'ya gitmesini biraz evvel söylendi çok sayıda liman var. Yani Hayfa limanının yarısı mesela şu anda e, Çinler işletiyor. Pire limanının büyük bir bölümünü Çinler işletiyor. Tamam, 600 evet, milyon tamam, dolarlık bir yatırım evet, yaptılar. Evet. Yani e, İtalya'da limanlar var bu konularla ilgili. Onun için e, genel olarak bakmakta yarar vardır diye değerlendiriyorum.